وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Nahl 101. ayet. Tartışmaların merkezine konan, tartışmaların merkezinde olan demiyorum. Tartışmaların merkezine konan bir ayet. Nesihle ilişkilendirilen bir ayet. Ne kadar ona biraz bakacağız. Biz herhangi bir ayeti başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman kafirler sana şunu derler. Bunu sen uyduruyorsun. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bir ayeti bir başka ayetle değiştirdiğimiz zaman bunu sen uyduruyorsun derler. Oysa Allah kullarına hangi ayeti, hangi hükmü ne zaman indireceğini en iyi bilendir. Bunu yaparken size soracak değil Türkçesi. Aslında onların çoğu da gerçeğin farkında değil, bilmiyorlar. Bu cümlenin ayetleri bir başka ayetle değiştirdiğimiz zaman cümlesinin aslında söz konusu ayet olunca biraz da yönlendirildiğimizden dolayı, şartlandırıldığımızdan dolayı, anlama zorunluluğu oluşturulduğundan dolayı bir şekilde yönlendirildiğimiz için hep Kur'an'daki bir ayeti Kur'an'daki başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman diye anlamaya çalışırız. Halbuki şöyle anlamaya çalışalım. Parantez içerisine aldığım tercüme dikkat edin. Önceki kitaplarda yer alan bir hükmün yerine başka bir hükmü getirdiğimiz zaman. Çünkü Tevrat'ın hükümleri de ayettir. Tevrat'ta da ayetler var, İncil'in de ayetleri var. Dolayısıyla bir ayeti başka bir ayetin yerine getirdiğimiz zaman demek, Kur'an'ın ayetlerini birbirinin yerine getirdiğimiz zaman demek değildir her zaman için. Ya Tevrat'ın ayetleri yerine başka bir ayet getirdik. Tevrat'ta hüküm bir ayette şöyleydi. Onun yerine biz şöyle bir ayeti getirdiğimiz zaman sen uyduruyorsun. Allah'a iftira atıyorsun. Allah indirmediği halde sen indirdi diyerek yalan söylüyorsun derler. Sana müfteri ilan ederler seni derler. Bu ayet kardeşler, Nahl 101. ayet, Bakara suresinin 106. ayetiyle birlikte nesih ile, yani Kur'an'ın ayetlerinin birbirini hükümsüz bırakması, birbirini yürürlükten kaldırması ile ilişkilendirilen iki temel ayettir. Ra'd suresinde de buna benzer geçmişti ama dolaylı bir atıftı. Doğrudan ve daha net gibi görünen Bakara 106 ve Nahl 101. ayetler. Şimdi Bakara 106'yı burada uzun uzadı anlatacak değilim ama bir bütün halinde ona da atıfta bulunacağım. Fakat okuduğumuz bu sure Mekke'de inen bir suredir, Nahl suresi. 70. sırada inen bir suredir, nüzul sırası. 70. sırada inen bir sureydi, Nahl suresi. Mekki bir sure. Mekki bir surede nesih edilen bir ayetten Kur'an'ın yani Kur'an'da nesh edilen ve yürürlükten kaldırılan bir ayetten söz ediyor olabilir mi acaba? Mantıksal açıdan böyle bir şey mümkün değil. Çünkü süreç buna uygun değil ki. Yani Mekke'de inen ayetlerin henüz nesh edilen hiçbir ayet yokken nesihten söz eden ayet olarak takdim edilmesi büyük bir yanılgıdır açıkçası. Böyle bir ilişki kurma imkanı yok. Çünkü ahkam ayeti, nesk edilen ahkam ayeti Mekke'de o yok. İlk nesk edilen hüküm kıbledir. O da Kudüs'e yönelerek namaz kılma emri Kur'an'da yok. Nebevi uygulama ayetle nesk edilmiştir. Ayet ayetle nesk edilmiş değildir kıblede. İlk nesk edilen hüküm Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılma hükmüdür. Ve o da Medine'de hicretten 1,5 yıl sonra, hicretin 2. yılındadır. Ondan sonra nesihten söz edilen hükümler devreye giriyor. Bu nesih teorisini kabul edenler için söylüyorum. Bundan önce nesih yok ki Mekke'de inmiş olan Nahl 101. ayeti nesihle ilişkilendirelim. Ayet, Kur'an'ın önceki kitapların hükmünü kaldırdığını, Tevrat'ın ya da İncil'in ayetlerini hükümsüz bıraktığını, iman edilecekse bu son ayetlere iman edilmesi gerektiğini anlatan bir ifadedir. Ve bu da ehli kitabın başta olmak üzere Hristiyanların da diğerlerinin de zoruna gidiyor. Hristiyanların ve Yahudiler başta olmak üzere herkesin zoruna gidiyor. Yani ne gerek vardı? Zaten elimizde Tevrat vardı. Tevrat da zaten Allah'ın kitabı değil miydi? Evet. Musa da peygamber değil miydi? Tabii ki. Ne gerek vardı yeniden bir ayet? Sen uyduruyorsun. Böyle bir şey olamaz. İtiraz noktası buydu.
Allah da diyor ki biz bir hükmü bir başka hükümle değiştirdiğimiz zaman bunu en iyi biz biliriz, size ne oluyor? Size mi sormamız gerekiyordu? Tevrat'ı hükümsüz bıraktık. Bunun yerine Kur'an ayeti indirdik. Buna karar verecek olan siz değilsiniz. Biziz diyor Allah Teala. O yüzden bu ayet, 101. ayet, daha önceki vahiylerin yürürlükten kaldırılmasıyla alakalı bir ayettir. Bunu hatırlatalım. Zaten 102. ve 103. ayetlerdeki, buraya belki giremeyebileceğiz, 102. ve 103. ayetlerde de anlatılan konular bunu hatırlatıyor. Yani Kur'an'ın bütünüyle alakalı 102 ve 103. ayetlerde anlatılan hususlar da zaten meselenin Kur'an'ın diğer vahiyleri etkisiz ya da yürürlükten kaldırmasından söz ettiğinin de en önemli işaretidir.